Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En-nahvu't ta'limi ve't-tetbiqu fi'l-Kur'anil Kerim. Nahv ilminin Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tatbiki. Bu kitap onu ele alıyor. Şöyle kitabın içindekiler kısmını bir inceleyelim. Kitapta Mukaddemetu Et-Tab'atul Cedide, mukaddeme kısmından biraz okuruz. Sonra Kelam ve Ma Yeteellefu Minhu kısmı geliyor. Ondan sonra Nekire ve Marife konusu. İptida yani mübteda konusu. Nevasıh el fiiliye ve harfiye. El fiilul madi ve vel mudari vel emr. 3 tane fiili sonra göreceğiz. El failu ve naibu anil fail. Fail ve naibu anil faili. El mef'ulatul khemse. 5 tane mef'ul. Ki mef'ulu fi mef'ulu bi gibi mef'ulu mutlak. 5 tane mef'ulu göreceğiz. İstisnayı, hali, hal konusu, temyiz, nevaba', huruful cer. Burada nevaba' dedim, tevabi'dir bu. Yani işte sıfat gibi. İşte yani esas konulara bağlı olan meseleler. O zaten tevabe konusunda gelecek. Huruful cer. Şerhu hurufil maani fil esalibi en nahviye ve şibhul cümle vel cümle. Bu şekilde kitap bitiyor. Şöyle birkaç ayrıntısına da bakalım. Mesela kelam ve ma yeteellefu minhuda, yani kelamı, kelimeyi, kelim nedir, kelam nedir, kelime nedir, eksamul kelimeyi, mu'rab mebni, bir de yani isimlerde mu'rab mebnilik durumunu, el mu'rab mebni minel af'al, fiillerde mu'rab ve mebnilik, mevadi'ul i'rabi et takdiri, takdiri i'rab nedir, alamatul i'rabi el far'i, far'i i'rabın alametleri, Esma-ı Khamse'yi, Müsenna'yı, Cem'i Müzekir-i Salim'i göreceğiz. Cem'i Nesil Salim. Memnu'u minel sarf, yani gayri munsarif olanlara bakacağız. El-Ef'alul Khamse, 5 fiile. El-Fi'lul Mu'tel, El-Ahir. Ahiri mu'tel olan fiil, ahirinde harfi illa olan fiil. İşte birinci ünite bu alt başlıkları barındırıyor. İkinci ünite nekire ve marife konusunda işte damair, zamirler mesela marife tabii bu marife kısmındadır. Zamirleri, esmaül işareti, ismi işaret isimlerini, esmaül mevsule, isim mevsuller, alem, el mu'rafu bi el harfi tarifle olan marifelik, mudafu ile ila marifeti, el mudafu ila marifetin, yani bir mudaf durumundaki marifelik. Marife ve nekire konusu da böyle olacak. Üçüncü ünitenin detayı mübteda ve haberi orada inceleyeceğiz. Dördüncü ünitede işte nevasıhu el fiiliye vel harfiye ne gibi, mesela kâne ve ahavatuha hurufulleti teşbehu leyse, leyseye benzer harfler, اَفْعَالُ الرَّجَاءِ اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ اَفْعَالُ الشُّرُعُ. Bu üç konuyu. Zan, zanne ve ahavatuha, inne ve ahavatuha, inne ve kardeşleri, zanne ve kardeşleri, la in nafiye li cins, yani nefi cins için olan la. Bunu da bu nevasıh bahsinde göreceğiz. El fiilu mazi, muzari ve emir konusunda bu ünitede neyi göreceğiz? Evvela fiil nedir? Fiil mazi,
fiili emir, fiili mudara'yı inceleyeceğiz. Fiili mudara'da işte nevasiful fiili el mudara, ondan sonra cevazimul fiili mudara, esma'u eşşerti ve hurufuhu, şart isimler, işte cezmul mudara fi cevabı talep, bina'ul mudara alel sükun, bina'ul mudara alel feteh, mudara'ın feth üzerine, sükun üzerine hali, nuna et tevkid, tevkid yani tekit nunu, o iki tane var, muhaffefe müşeddede, bunları da bu konuda inceleyeceğiz. Ve bir diğer ünite fail, naibu fail konusu. O faili biz göreceğiz. Naibu anil fail kısmı, naibu failler. Bir de iştigalul amil anil ma'mul, yani amilin ma'mul üzerindeki iştigaline bakacağız. Diğer ünitemiz mef'uller. 5 tane mef'ulatul hamsetu. 5 tane mef'ul, yani mef'ulu bih, mef'ulu mutlak, mef'ulu leh, zarf-ı zaman ve zarf-ı mekan. Bu da mef'ulu fih denir zaten ona. Bir de mef'ulu ma'ah. Bu 5 mef'ulu göreceğiz. Mef'ulu bih'te detay var. Ta'addi el-fi'li ve lüzumuhu. İşte i'malul masdar, yani masdarın fiil gibi amel etmesi. İ'malu ismul masdar, i'malu ismul fa'il gibi böyle detaylı ism-i mef'ulu bih'leri inceleyeceğiz. Bu ünitede böyle. Diğer ünite istisna konusunu inceleyeceğiz. Hal kısmında hali inceleyeceğiz. Ve temyiz kısmında temyizi. Tevabı ise tevabilerde mesela na'd sıfatı, tevkid tekidi, işte bedel konusunu, atfu beyanı, bir de atfu nesak, atfu nesuk, nesak olabilir. Bunu inceleyeceğiz. Bu tevabiler. Huruful cer konusu var. İşte şerhu huruful maali ve maanidir o. Fil esalibi, fil esalibi el nahviye. İşte nahiv uslubları. Bu da ayrı bir konudur. Yani nahivde bazı usluplar var. Fil esalibi nahviye nedir? Onu inceleyeceğiz. Üslubu taaccüb mesela. İşte üslubu medh ve zem. Medh etme, zem etme üslubu nahivde nasıl yapılır? Üslubu bu şekilde yani birkaç üslup var. Bunları da inşallah tabi garip bir konu. Bunu hep beraber inceleyeceğiz. Bir de son ünite, o da şibh-ı cümle ve de cümle. Ta'liku şibh-ı cümle nedir? El cümletülleti leha mahal min el-i'rab, yani i'rabta mahalli olan cümle. El cümletülleti la mahalle leha min el-i'rab, i'rabta mahalli olmayan cümle. Böyle kapsamlı bir eser. Bu videoda ben tanıtmak istedim. İçinde neler var? Kitabımız şöyle sayfalarını da dolaşalım. Elhamdülillah besmele ile başlayan bir kitap. Bismillahirrahmanirrahim ile besmeleli bir kitaptır. Şöyle kitabımız 1996 miladi yılında tab edilmiş. Ayet ile yine başlıyor. Sadakallahu azim. Ve kul i'malu feseyerallahu amelakum ve rasuluhu vel mu'minun. Maşallah. Amel edin. Allah amelinizi görecek. Resulü amelinizi görecek. Müminler de amelinizi görecek. Yani amel edin. Güzel amel. Allah'a, Resulüne, müminlere yakışır. Onların görmelerine yakışır ameller. Maşallah. Kitabı bu şekilde başlamış. Mukaddemetu et-tab'atul cedid. Yeni tab'anın mukaddimesidir bu.
burada el kelam ve yeteellefu minhu. İşte konu buradan başlıyor. Eksamül kelimede başlıyor. Bir sonraki videoda inşallah eksamül kelime kısmından kitaba başlayacağız. Ama kitabın mukaddimesinde bazı önemli yerler var. Oralarında da önemli yerleri vurgulamak için birkaç sayfa okuruz. Detayına inmeden sadece önemli manaları mukaddimede belirtip hemen ilk konumuz olan el kelamu ve ma yeteellefu minhu, kelam ve ondan oluşturulanlar konusuna başlayacağız inşallah sonraki videoda. Kitap bu. Genel bir konularına baktık. Yani öyle zannediyorum, nahiv ilminde bütün konular var. Doyurucu bir kitap.